Babil'in asma bahçeleri, Babil'in en büyük kralı 2. Nebukadnezar, M.Ö. 605-562 tarafından inşa ettirilen, Yeni Babil İmparatorluğu'nun başkentini güzelleştiren efsanevi bahçelerdir. Antik dünyanın 7 harikasından biri ve tarihçiler arasında varlığı tartışılan tek harikadır. Bazı bilim insanları bahçelerin Babil'de değil de Suriyani İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova'da olduğunu iddia ederken, diğerleri eski yazarlara sadık kalıp arkeolojinin mutlak bir kanıt sağlamasını bekliyor. Yine de diğerleri, bahçelerin eski hayal gücünün bir ürünü olduğuna inanıyor. Babil arkeolojisi ve eski Babil metinleri bu konuda sessiz kalsa da eski yazarlar bahçeleri, Nebukadnezar'ın başkentindeymiş ve Helenistik dönemde de hala varlıklarını sürdürmüşler gibi tanımlarlar. Bahçelerin listedeki daha tanıdık Yunan öğelerine kıyasla egzotik doğası ve yerlerini ve kaybolmalarını çevreleyen gizem, Babil'in asma bahçelerini 7 harikanın en büyüleyicisi haline getirmiştir. Babil 2. Nebukadnezar. Babil, Irak'taki modern Bağdat'ın 80 kilometre 50 mil güneyinde kalan, yerleşim tarihi M.Ö. 3000 yıla dayanan bir antik kenttir. Kent tarihinin en büyük dönemi, 6. yüzyılda 2. Nebukadnezar döneminde, Yeni Babil İmparatorluğu'na başkentlik yaptığı zamandı. İmparatorluk, Nebukadnezar'ın babası Nabopolassar, M.Ö. 625-605 tarafından, Süryani İmparatorluğu'na karşı aldığı zaferlerden sonra kurulmuştur. 2. Nebukadnezar, M.Ö. 597'de Kudüs'ün ele geçirilmesi de dahil olmak üzere daha büyük işlere devam edecekti. Babil kralı daha sonra başkentini dünyanın en görkemli şehri haline getirmeye karar verdi. İşdar kapısı, ince kuleleri ve hem gerçek hem de hayali hayvanların tasvirlerinin bulunduğu çinileri ile M.Ö. 575 yılında inşa edilmiş, şehri 7-20 kilometrelik çift tuğla bir duvarla kuşattırmış, şimdiye kadar yapılmışların en büyüğü ve muhtemelen ünü tüm antik dünyaya yayılmış sevk bahçelerini eklettirmiş. Bahçeler. Bilim insanlarının çoğunluğu, bahçe yetiştirme fikrinin, yiyecek üretiminin aksine, sadece zevk için yetiştirilmesinin, cennet olarak bildikleri bereketli hilalden geldiği konusunda hemfikirlerdir. Oradan bu fikir tüm antik Akdeniz'e yayılmış, böylece Helenistik dönemde özel bireyler veya en azından daha zengin olanlar bile evlerinde kendilerine özel bahçeler yetiştirmişlerdi. Bahçeler sadece çiçekler ve bitkilerle ilgili değildi, mimari, heykel ve su özellikleri eklenmişti ve manzaralar bile antik peyzaj mimarları için göz önünde bulundurulması gereken şeylerdi. Bahçeler o kadar istenen bir özellik haline geldi ki, Pompei'dekiler gibi fresk ressamları, villaların tüm duvarlarını bir odaya girerken aynı zamanda bir bahçeye giriyormuş yanılması veren manzaralarla kapladı. Tüm bu hoş dış mekanlar, varlıklarını Mezopotamya'ya ve her şeyden önce Babil'in olağanüstü asma bahçelerine borçluydu. Babil'in asma bahçeleri, Yunanlılar tarafından M.Ö. 9. yüzyılda Babil'i kapsamlı bir şekilde yeniden inşa ettiği düşünülen yarı efsanevi ve yarı ilahi Süryani kadın hükümdardan sonra bazen Semiramis'in asma bahçeleri olarak anılıyordu. M.Ö. 5. yüzyıl Yunan tarihçi Herodot, Babil'in etkileyici sulama sistemini ve duvarlarını tasvir ederken, tam olarak herhangi bir bahçeden bahsetmez, Giza tanımında ilginç bir şekilde büyük Sphinx'in de eksik olmasına rağmen. Bahçelerin ilk kez değinildiği antik kaynak, aslında, Yunan adasına taşınan Babil'den Belasu adında bir rahip olan Kostamberossus'a aittir. M.Ö. 290'da yazılan çalışması sadece daha sonraki yazarların yaptığı alıntılar olarak hayatta kalır, ancak Babil hakkındaki açıklamalarının çoğu arkeoloji tarafından doğrulanmıştır.
berossuz, dağları taklit eden ve birçok çeşit büyük ağaçlar ve çiçekler dikilen yüksek taş teraslar tasvir eder. Teraslar sadece asma bitki örtüsü ile hoş bir estetik efekt oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda sulamalarını da kolaylaştırırdı. Berossus ayrıca, bahçelerin yapılma sebebini, Babil kralının, adı Amitis olan meddi eşinin, yeşil ve engebeli olan vatanına daha az özlem duyması için yapıldığını açıklıyor. Ne yazık ki, Babil kayıtlarında bu isimde bir kraliçeden bahsedilmiyor. Diğer birçok kaynak bahçeleri M.Ö. 4. yüzyılda sanki hala varlarmış gibi tanımlarlar. Ancak hepsi Nebukadnezar'ın döneminde yüzyıllar sonra yazılmıştır ve hepsi Babil'i neredeyse hiç ziyaret etmemiş ve bahçecilik ya da mühendislik hakkında çok az bilgisi olan yazarlar tarafından yazılmıştır. Yunan coğrafyacı Strabo, M.Ö. 64-24, bahçelerin yerini, antik Babil'den geçen Fırat'ın kıyısında olduğunu ve bahçeleri sulamak için nehirden su çeken karmaşık bir vida makinesini tanımlar. Ayrıca belli seviyelere ulaşmak için kullanılan merdivenlerin varlığından da bahseder. Bu sırada, M.Ö. 1. yüzyılda yazan Yunan tarihçi Diodorus Siculus da, terasların antik bir tiyatro gibi yukarı doğru eğimli olduğunu ve toplam 20 metre, 65 fit yüksekliğe ulaştığını belirtir. Terasları sütunlar üzerine inşa edilmiş, sazlıklar ve tuğlalarla kaplı olarak betimler. Babil'den önceki zamanlarda olduğu söylenen Mezopotamya'daki büyük bahçeler birer emsaldir. Örneğin şu anda Londra'daki British Museum'da bulunan Ninova'daki Kuzey Aşurbanipal Sarayı'ndan, M.Ö. 668-631, bir rölyefte tasvirleri bile vardır. Nitekim, bazı bilim insanları tüm bu Babil bahçeleri fikrinin devasa bir karışıklığın sonucu olduğunu ve aslında Sanherib, M.Ö. 705-681 tarafından inşa edilen efsanevi harikaya sahip olanın Ninova olduğunu ileri sürmektedir. Ninova'daki bahçelerin metinsel ve arkeolojik kanıtları çoktur ve şehir bazen eski Babil olarak bile anılır. Her durumda, Ninova hipotezi kabul edilmiş olsa bile, Babil'deki bahçelerin var olma olasılığını imkansız kılmaz. Babil'in asma bahçeleri için varsayılan tarihten sonra da bahçeler vardır, örneğin, Büyük Kiros, M.Ö. 530 tarafından inşa ettirilen Zargos dağlarındaki Pasargad'dakiler. Tüm bu bahçelerin genellikle, sulamaya yardımcı olacak terasları, gölge sağlamak için yüksek duvarları, hayati nemlerden daha iyi korumak ve kavurucu rüzgarlara dayanmak için ağaçları kümelenmiş biçimdeydi ve hepsi bol miktarda su kaynağının yakınında konumlanmışlardı. Bahçelerin genellikle saraylarla ilişkili olması, antik Çin'den Mezoamerika'ya kadar hemen hemen her kültürde. Bazı bilim insanlarının Babil'deki bahçelerin, eğer varlarsa, Fırat Nehri'nin kıyısındaki Nebukadnezar Kraliyet saraylarından birine yakın olacağına ya da birinin içinde olacağına dair spekülasyon yapmasına yol açmıştır. Nebukadnezar'dan sonra Babil, Ahameniş, M.Ö. 550-330 ve Seleukos imparatorluklarının, M.Ö. 312-63 bir parçası olarak önemli bir şehir olmaya devam etmiş ve her iki tarafın hükümdarları da genellikle Babil'deki sarayları ikametgahları olarak kullanmıştır. Partlılar, Arşaklar ve Sasaniler tarafından art arda devralınan şehir. Bölgesel olarak stratejik önemini korumaya devam etmiş ve bu nedenle, bahçelerin inşa edildikten sonraki birkaç yüzyıl boyunca varlığını sürdürmesi tamamen mümkün. Antik Babil'de 1899 yılında sistematik arkeolojik kazılar başlamış ve çift duvarlar ve iştar kapısı gibi birçok antik yapı bulunmuş olsa da efsanevi bahçelerden eser kalmamıştır. Babil Güney Sarayı kazıları sırasında, 14 kemerli odanın umut verici bir bulgusuna rastlanmış, tabletler yerinde keşfedildikten ve deşifre edildikten sonra, büyük olmalarına rağmen depolardan başka bir şey olmadıkları ortaya çıkmıştır.
bir başka kazı dizisi sırasında nehrin çok yakınında ve kralın saraylarından birinin bir kısmında, büyük mazgallar, duvarlar ve rezervuar olabilecek, bahçeler için gerekli tüm sulama özellikleri ortaya çıkmıştır, ancak bunlar efsanevi kayıp mucizenin bir kanıtı değildir.